Sakaryahaberdar.com olarak diş hekimi Elif Kınalı ile birlikteyiz. Efendim nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız? Biz deyiz. Çok teşekkür ederiz. Dün 22 Kasım diş hekimleri günüydü. Evet. Buradan kutluyoruz gününüzü. Çok teşekkür ediyorum. Eşli ama. Çok buradan sağ Türkiye'deki bütün diş hekimlerinin de gününü kutlayalım. Çok teşekkür ediyoruz. Çok naziksiniz. Çok sağ olun. Sağ olun. Teşekkürler. Şimdi bugün biliyorsunuz Sakarya'da bir deprem yaşandı. Ne yazık ki evet, aynen. Yakalandık. Düzce merkezli 5.9 büyüklüğünde bir deprem, artçı deprem meydana geldi. Evet. Tüm Türkiye'yi buradan geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Evet, gerçekten tüm Türkiye'ye geçmiş olsun diliyorum. Umarım bir daha bu tarz şeyleri yaşamayız. Bir daha 17 Ağustos'u bize hatırlatacak bu tarz şeylerle karşı karşıya kalmayız diye Allah'tan umut ediyorum. Evet, inşallah bir daha karşılaşmayız i̇nşallah. Diyelim. Bizlere kendinizi tanıtır mısınız? Tabii ki. Ben Sakaryalıyım. Öncelikle onunla başlayayım. Evet. 1984 yılında doğdum. 38 yaşındayım. Sakaryalıyım. Ortaokulu burada okudum. Anadolu İmam Hatip'te. Liseyi Ankara'da Nenatun Fen Lisesi'nde okudum. Üniversitede de Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden mezun oldum 2009'da. Evet. Sonra Sakarya'ya döndüm. Sakarya'da kamuya atandım. Akkez Devlet Hastanesi'ne atandım. Yaklaşık 11,5 sene gibi orada diş hekimliği vazifemi yaptım. Orada halkıma hizmet ettim. Evet. Ve sonra kendimce artık dedim Elif bu şekilde devletine hizmet ettin yeter. Biraz da özelde daha böyle efektif, daha böyle güzel işler de yapabilirsin. Sonrasında kendi kliniğimi açmaya karar verdim. Şu anda kendi kliniğimde çok güzel şeyler yapmaya çalışıyorum. Hastalarıma güzel bir şekilde hizmet vermeye çalışıyorum. Bu şekilde kısaca ben buyum. Kliniğiniz nerede hizmet vermekte? Kliniğim Serdivan'da, Adapazarı Serdivan'da, Cadde 54'de çok yakın bir konumda. Evet. Diş hekimliği zor mu? Kesinlikle çok zor diş hekimliği. Ufacık bir ağızda çalışıyorsunuz öncelikle ve ne yazık ki hani aslında böyle bir diş hani ne olacak gibi düşünsek bile o bir diş vücudumuzdaki birçok organla aslında çok yakından ilişkili ve bir dişteki ufacık bir sorun bütün bedeni etkileyecek şekilde hastaların konforunu kaçırabilmekte ne yazık ki. Evet. Bunun bilincinde olunca tabii ki ve hastalarda da bunu tecrübe edince gerçekten işiniz çok çok önemli bir hale geliyor. Mesela özellikle şöyle ifade edeyim. Hastada bir diş çürüğü varsa ve hastada bir kalp problemi varsa diş çürüğü direkt kalbi etkileyebilmekte. Yapılan tedaviler sırasında hastanın detaylı anamnezini almak bu anlamda bize çok çok gerçekten büyük önem arz ediyor. Yani hasta eğer kalp rahatsızlığı varsa bunu diş hekimine mutlaka söylemek durumunda. Söylemesin ve biz de tabii ki bu vebali her şekilde taşıyarak hastamıza yaklaşmak durumundayız. Keza aynı şekilde vücudunda protez taşıyan, kalp kapakçığı protezi taşıyan hastalar bizim için çok önem arz etmekte. Çünkü bu hastalarda da aynı şekilde diş çürüğünde ve diş etinde bulunan bir takım zararlı mikroorganizmalar, streptokokus mutans özellikle kalp kapakçığına ve aynı zamanda hastanın vücudunda işte atıyorum belinde platin vardır, dizinde bir protez vardır. Bu tarz bölgelere yerleşerek hastada endokardite, kalpte endokardite ve protezlerde de ciddi anlamda sıkıntıları yol açabilmekte. Yani bu anlamda baktığımızda diş hekimliği gerçekten zor. Evet. Medikal anlamda ayrı bir zor. Bir de teknik anlamda da ufacık bir ağızda. Yani bazen hastaya ufacık bir dokunuş yapıyorsunuz. Gerçekten ön iki dişini uzatıyorsunuz mesela hastanın. Hastada daha feminen bir görüntü ortaya çıkartıyorsunuz. Ya da hastanın halk arasında köpek dişi diye nitelendirdiğimiz kanin dişini ufak bir dolgu uygulamasıyla ya da işte bir kaplama yani halk arasında kaplama biz kron diyoruz. Kron uygulaması veya lamina uygulamasıyla ufacık bir uzatma, 1-2 milimetrelik bir uzatma bile hastada daha erkeksi bir görüntüye yol açabilmekte. Bu anlamda baktığımızda gerek görüntü gerek medikal anlamda çok hassas bir işle uğraştığımızı düşünüyorum. Çok önemli bir işle uğraştığımızı düşünüyorum. Gerçekten zor bir iş yapıyoruz ama çok keyifli. Burada sadece ağız sağlığını tedavi etmekte değil, ayrıyetten görüntüsünü de düzeltmekle ilgili bir çalışma yapmaktasınız. Doğru mudur? Kesinlikle. Görüntüyü de düzeltmekle alakalı bir çalışma yapmaktayız. Ve bu insanlar tamamıyla kendilerini aslında ilk bir insanla karşılaştığımızda tamamıyla gülüşüyle kendilerini ifade edebiliyorlar. Yani gülüş bir anlamda kişinin markası diyorum her zaman. Bu anlamda doğru gülmek çok önemli diyorum her zaman. Estetik gülüş önemli diyorum. Çünkü cidden çürüklerle dolu bir ağız. Eksik dişlerin olduğu bir ağız. Bu tarz bir ağızla birisinin karşısına çıktığımızda
aslında bilinçaltı olarak direkt 1-0 yenik olarak başlıyorsunuz hayata diye söylüyorum her zaman. Gerçekten bir iş görüşmesi olabilir. Hayatın her türlü sosyal alanında dişlerin düzgün olması, sağlıklı görünmesi, estetik görünmesi çok önemli. O zaman hemen şunu soralım. Diş ağrısı insanı öldürebilir mi? Diş ağrısı insanı öldürebilir mi? Diş ağrısı öldürebilir diye net böyle kesin bir şey söyleyemem tabii ki ama diş absesi insanı öldürebilir. Çünkü tabii ki diş absesi olduğunda insanda diş ağrısı da otomatikman başlayacaktır. Diş absesi de nasıl öldürür? Absedeki mikroorganizmalar kan yoluyla komple bütün vücutta sistemik olarak bir toksiteye neden olabilir. Yani bu şekilde öldürebilir. Kanda bakteri hızlı bir şekilde artmaya başlar ve komple bütün sistem artık enfekte hale gelmiştir. Bu da insanın ölümüne yol açabilir. Hatta bazen abseli diş çekilir mi diye bir soru akla gelir hastalarda. Her evet, zaman bu olur. Evet. Her zaman ya abseli diş çekilmez diye bir kural da yoktur. Aslında arada çok ince bir çizgi var. Bunu gerçekten hekimin çok güzel bir şekilde ayırması gerekir. Bazı durumlarda o abseyi boşaltmanız gerekir. Boşaltmak da tek yönlü boşaltmak yetmeyebilir. O dişi oradan uzaklaştırmak gerekebilir. Çünkü ancak enfeksiyonu o şekilde kontrol altına alabilirsiniz. Ama sonrasında hastayı çok ciddi anlamda gözlem altına almak gerekir. Yani abseli diş çekilmez diye bir şehir efsanesi dolanır ortalarda. Bu çok da doğru bir şey değil. Hekimin bunu karar vermesi gerekir. Çünkü gerçekten bazen hastayı kurtarmak adına abseli dişleri de son derece kontrollü bir şekilde çektiğimiz ne yazık ki olmakta. Yani hastanın absesini direne ederiz ama hiçbir şekilde yeterli gelmez ve mecburen bu enfeksiyon odağını ortadan kaldırmak için bu dişi biz çekmek zorunda kalırız ve sonrasında hastadan sürekli şunu gözleriz. Hastada hiçbir şekilde ateş, üşüme, titreme, halsizliğin olup olmadığını sürekli kontrol altında tutarız. Antibiyotiklerle İdame tedavisini yaparız. Bazı hastalarda bu saydığım işte ateş, halsizlik vesaire varsa zaten bu tarz hastada eğer size hasta bu şekilde bu şikayetlerle diş ağrısı artı bu şikayetlerle gelmişse kesinlikle o hastadan abseli diş çekilmez. Yani diş kesinlikle çekilmez. Çekim sonrasında da biz bunu zaten sürekli kontrol ederiz. Eğer evet, hastada bu tarz durumlar söz konusuysa hastayı hospitalize ederek, hastanede yatırarak tedavi altına alırız. Damar yolundan antibiyotikleri serumlarla veririz. Bu şekilde olur bizde işler. Yani sorunuzun cevabı diş ağrısı insanı öldürmez. Ama diş ağrısına neden olabilecek abseler, enfeksiyonlar ne yazık ki kişiyi öldürebilir. Çok önemlidir. Bazı, hatta şöyle söyleyeyim, diş ağrısından ziyade bazı diş etinde büyüyen lezyonlar, diş eti problemleri, hastada kötü huylu bir tümörün işaretçisi olabilir. Bu anlamda ağız içi bizim için her zaman önemlidir. Hastaları özellikle dilin yan taraflarında oluşacak lezyonlara karşı veya yanağın iç kısımlarında oluşacak lezyonlara karşı her zaman uyanık olmasını söyleriz bütün hastalarımıza. Yani kansere neden olabilecek lezyonlar ve diş ağrısı bu anlamda önemli. O zaman sorumuzun üstüne şunu soralım. Dayanılmaz derecede ağrıyan, iltihaplı olan dişlerde neler yapıyorsunuz? Neler yapıyoruz? Çok güzel bir soru. Dayanılmaz derecede ağrılı geliyorsa hasta bize otomatikman şunu düşündürür. İki şeyden dolayı hasta dayanılmaz ağrı çeker. Birincisi var olan çürük artık yavaş yavaş dişin içerisindeki sinir dokusuna ulaşmıştır. Bir, bu nedenden dolayı hastada şiddetli ağrılar olur. İkinci neden birazcık daha artık bu sinir dokusu etkilenmiştir. Çok fazla iltihaplanmıştır ve artık iş kemik boyutuna doğru inmeye başlar. Yani bir kök, parmaklarımı kök gibi düşünecek olursanız, elimi üstünü diş evet, yüzeyi gibi düşünecek olursanız ilk bu bölgedeki çürük siniri etkiler ve daha sonraki durumda artık diş kökte tamamen iltihaplanmıştır ve artık kemiğe doğru geçmiştir. Kemikte de bir hadise vardır. Bu iki nedenden dolayı hastalar dayanılmaz ağrı çeker. Ve biz bu anlamda hastaya bakarız. Hastanın ağrının kaynağı nedir? Bunu ayırt etmeye çalışırız. İlk önce hastanın sinirini o bölgeden alırız. Enfekte ve canlı sinir dokusunu uzaklaştırırız. Bununla hastamız genelde rahatlar ve biz anlarız ki evet, bu hastamızın problemi gerçekten enfekte pulpadan dolayı, enfekte sinirden dolayıdır. Ve biz bunu uzaklaştırdığımız anda hastamız dediğim gibi rahatlar. Eğer kök yüzeyinde köklere inmişse sorun, kemikler de durumun içindeyse ne yazık ki bunun
birazcık iyileşmesi zaman alır. Siniri çıkarttıktan sonra artık hastamız hiç değilse ağrı kesicilerle ağrısını kontrol edebileceği bir seviyeye gelir. Bu bizim için çok büyük başarıdır. Yani korkutucu evet. tabloyu artık atlatmışızdır. Yani ağrısı olan bir hastada özetle pulpayı çıkartarak kanal tedavisine başlayarak hastamızın ağrısını keseriz. Pulpayla bu durumu çözemiyorsak, diş artık ciddi anlamda harabiyet söz konusuysa ne yazık ki diş çekimi de bir tedavi seçeneğidir. Ağrısını kesmek için bir tedavi seçeneğidir. Çok nadir de olsa bu tarz durumlarla karşı karşıya kaldığımızda dişin çekimiyle hastadaki sorunu gidermekteyiz. Diş çekilince işler bitiyor diyorsunuz. Evet, diş çekildikten sonra kemik de artık bir süre içerisinde, yaklaşık 2-3 gün içerisinde rahatlamaya geçer zaten. Hastalarımıza diş sağlığını, ağız içi sağlığını koruması için neler önerirsiniz? Evet, hastamıza ağız sağlığını koruması için. Önce asgarilerden başlayayım. Çünkü hepimiz zaten günlük koşuşturma içerisinde. Evet. Bazen gerçekten yemek yemeyi bile unuttuğumuz zamanlarda, kendi adıma bazen hastalardan yemek yemeyi bile unuttuğum anlarda kendi dişimi korumak için ne yaptığımı aslında isterseniz söyleyeyim size. Olur. Yani gönül ister ki günde 3 kez en az 2 dakika elektronik diş fırçalarıyla ağzımızı temizleyelim. Güzelce diş ipimizi kullanalım. Bu olması gereken, bizim istediğimiz ağız diş sağlığı hijyeni budur aslında ağız sağlığı için. Ama tabii ki ne yazık ki bazen bunu yapamıyoruz. Ve diyorum ki ben bu tarz durumlarda kendim için yaptığım şeyi söyleyeyim. Hiç değilse günde bir kere, bu da bunun zamanı da çok önemli. Sabah değil de gece yatarken en az 2 dakika, evet 2 dakika çok önemlidir. Ağzımın her tarafını, dişimin önünü, dişlerimin arka taraflarını, dişlerimin üst yüzeylerini mutlaka fırçalamaya çalışırım. Ve dil temizliğine özellikle çok çok önem gösteririm. Dilimi temizlemeye çalışırım ve mutlaka diş ipi kullanırım. Günde bir kere bir insan eğer bunu yapabiliyorsa ciddi anlamda %80 ağız sağlığını korumuş demektir. Bu bile bazı durumlarda yeterli olur. Bunun dışında bazı diyetsel öneriler var. Özellikle çürüğü durdurucu bir takım trik noktalar var. Bunları da sizinle paylaşmak istiyorum. Özellikle tatlı bir gıda, çikolata tarzı şeyler tükettikten sonra ağız ortamının asitliği aniden artmaya başlar. pH 1'den düşmeye başlar, ağız asitliği artmaya başlar ve bu asitte biliyorsunuz dişim yüzeyim kalsiyumdan oluşmakta. Çoğunlukla kalsiyum hidroksiapatitten oluşmakta. Ve bunlar yavaş yavaş erimeye başlar. Kalsiyum yavaş yavaş erimeye başlar. Yani bir tabiri caizse çok basit bir tabir olacak bu ama bir mermerin üzerine asit dökmüşsünüz gibi düşünebilirsiniz. Daha akılda kalması açısından. Evet. Diş yüzeylerimiz yavaş yavaş erimeye başlar. Burada yemek artığı varsa bunun üzerine bakteriler de olaya dahil olur ve yavaş yavaş diş çürümeye başlar. Dolayısıyla biz tatlı yedikten sonra hemen ortamda süt varsa süt olabilir. Dişlerimizi fırçalamak tabii ki çok çok önemli ama gün içerisinde hadi insanlarla konuşurken ben tatlı yedim hemen bir diş fırçalamaya gideyim ne yazık ki diyemiyoruz. Bir su içmek olabilir. Çok akıllıca bir şey bence bu. Ya da işte su, süt bu tarz gıdalarla ağız içi pH'ı nötrleyebilirsek bu da çok çok faydalı bir yaklaşım olur. Bunun dışında ksilitol çürüğü durdurmada etkisi kanıtlanmış bir şeker. Çok şeker seviyorsanız eğer ksilitollü tatlandırıcısı içeren sakızlardan faydalanabilirsiniz. Bu evet. çürüğü durdurmada çok etkili. Zaman zaman flor içeriği yüksek diş macunları devreye sokabilirsiniz ağız temizliğinde. Ha çok önemli ağız duşları. Çok gerçekten etkili. Fırçanın giremediği veya işte diş ipiyle diş etlerinizi çok travmatize ediyorsanız ağız duşları diş aralarını temizlemede çok etkili. Arayüz çürüklerini önlemede çok gerçekten fayda sağlıyor. Bizim can dostumuz diyebilirim. Böyle işte. Yani ağız bunlar duşlarını ağız bizlere tanımlar mısınız? Ağız duşları bir su tankı oluyor. Su tankının bir aparatı var. Üst kısmında bir aparatı var. Bir aplikatör yardımıyla düğmesine bastığınızda o su tankının içerisindeki suyu hızlı bir şekilde diş etlerini püskürtmeyi sağlıyor. Ve bu basıncın ve suyun etkisiyle orada etkili bir uzaklaştırma yapıyorsunuz. Bir de artı ağız duşlarına tabii ki bunu hekiminizin mutlaka önermesi lazım. Kafanıza göre alıp kullanılmaması gereken bir şey. Hekiminiz önerdiği takdirde bu ağız duşlarının içerisinde belli oranlarda ağız gargaralarındaki solüsyonlardan da eklerseniz ve bunu ayda bir gibi işte ya da iki haftada bir gibi diş etlerinize uygularsanız
diş eti sağlığına da olumlu katkılarda bulunursunuz. Hem diş eti sağlığı hem de diş çürüğünü önlemiş olursunuz. Ya benim şahsım adına iş koşuşturmam içerisinde kendime yaptığım ağız bakımlarım bunlardan ibaret. Diş beyazlatma operasyonunu öneriyor musunuz? Bazı doktorlar buna karşı çıkıyor. Nedeni ne bunun? Evet. Yakın bir zamana kadar diş beyazlatma gerçekten ben de önermiyordum. Çünkü içerisindeki peroksit ve kimyasal ajanlar ne yazık ki dişte madde kaybına neden olmakta, dişte ciddi anlamda hassasiyetlere neden olmaktaydı. Fakat son birkaç senedir özellikle bu beyazlatma sektöründe, diş hekimliğindeki bu beyazlatma alanında yapılan güzel çalışmalar ve biyo uyumlu malzemeler bu sorunu ortadan kaldırdı. Artık hastalarda çok ciddi hassasiyet sorunları olmuyor. Hatta şöyle söyleyeyim, beyazlatırken aynı zamanda dişi koruyan bir takım beyazlatıcı markalar da var. Bunu tabii ki klinisyen, hekim arkadaşımız, bizler bunun tayinini yaparız. Dolayısıyla artık gönül rahatlığıyla, tecrübeli ellerde kendinizi teslim ederek etkili, efektif diş beyazlatmaları yapabilirsiniz. Bunun için önerilmiyordu, önceden önerilmiyordu, şimdi öneriliyor ama. Şu anda sıkıntı yok yani. Biyo uyumlu malzemeler kullanıldığında sıkıntı yok. Türkiye'mizin vazgeçilmez içeceği olan çay. Bazıları diyor ki dişleri sarartmakta. Evet, çay gerçekten dişleri sarartmakta. Ama yani bu renginden dolayı sarartıyor tabii ki. Ama bir güzel tarafı var çayımızın. İçeriğindeki flordan dolayı diş çürüğünü de azaltmakta. Sarartıyor ama bir taraftan da koruyor. Biz düzgün ağız bakımımızı yaptığımız takdirde, dişlerimizi düzenli fırçaladığımız takdirde içtiğimiz çayların bize zararı olmayacağını umuyorum. Ben de çay seven bir insan olarak bunu umuyorum. Tabii ki çayın dışında hazır söylemişsiniz çay sarartmasıyla alakalı. Ben de birkaç dişlerde lekelenmeye sebep olan bazı gıdalardan da bahsetmek istiyorum sizin sorunuza ilave. Kahve tabii ki hepimizin bildiği. Bu da aynı şekilde dişte lekelenmelere neden oluyor. Sigara dişte lekelenmelere neden oluyor. Bazı şarap türleri dişte lekelenmeye neden oluyor. Yani yiyeceklerle alakalı bir şey. Sizin kullandığınız yiyeceklerde renk pigmentasyonları eğer varsa dişlerinizin sararacağını basit bir mantıkla sizler de çözebilirsiniz zaten. Ama bunlarda da çok korkulacak bir şey yok. Güzel bir bakım yaptıktan sonra bu lekelerden kurtulacaksınızdır. Bunun dışında bazı antibiyotikler var. Çocukluk döneminde kesinlikle kullanılmaması gereken, üstüne basa basa söylüyorum, tetrasiklin denilen antibiyotikler ciddi anlamda hamilelikte ve çocukluk döneminde kullanılmaması gerekir. Çünkü renklenmelere neden olur ve bunlar hiçbir şekilde geri dönüşümü olmayan renklenmelerdir. Çok ciddi flor alımları ya da işte bazı bölgemizde, bazı yörelerde, Isparta yöresinde suda flor oranı çok yüksekse bunlar da florozis dediğimiz içsel renklenmelere, dişte içsel renklenmelere neden olmakta. Bunlar ne yazık ki beyazlatmalara da çok dirençli. Yine tabii ki diş hekimliğinde son zamanlarda bu konuda çok güncel tedavi yöntemleri gelişti. Ama florozisli vakalar bizim için beyazlatma önermediğimiz hasta gruplarıdır. Onlarda daha radikal kararlara geçeriz. Lamina uygulamaları yaparız. Tabii ki radikal dediğime bakmayın. Şu anda laminalara da geçmiş olduk sorunuzdan. Birazcık derinleştik ama... İzleyecek olan vatandaşlarımız tam olarak bu söylediğiniz kelimelerden bir şey anlamayabilir. Tabii. Daha da güzel bir şekilde açıklayarak söylerseniz çok güzel olur. Diş beyazlatmada biz diş yüzeyine bir kimyasal uygularız. Bu kimyasal diş üzerindeki lekelerle yer değişikliği yapar. Bir oksijen uygularız aslında. Oksijen, hidrojen peroksit uygularız. Diş yüzeyindeki lekelerle bu oksijen yer değiştirir ve dişte bir açılma meydana getiririz biz bu sayede. Evet. Bu beyazlatma olayı. Ama dediğim gibi florozis dediğim durumda flor ciddi anlamda dişin içerisinde biriktiği için flor hastalık gri kahverengi lekelenmelere neden olur. Evet. Ve biz bunu kimyasal bir beyazlatma ile yani dişin yüzeyine uyguladığımız bir tabakayla kaldırmayız. Çünkü artık flor dişin iç yüzeyinde birikmiştir. Ve biz bu iç yüzeyindeki lekelenmeyi maskeleyebilmek için dişin üzerine tırnak şeklinde, takma tırnak şeklinde ince porselenler yapıştırırız diş yüzeylerine ve biz hastamızın estetik beklentisini bu şekilde karşılamış oluruz. Lamina dediğim uygulama da bu. Önceleri laminalarda da diş yüzeyinde aşındırmalar oluyordu. Bu anlamda son zamanlarda non-prepless lamina yani kesimsiz, hastaya hiçbir şekilde girişimi olmayan laminalarda bizim göz bebeğimiz oldu tedavi seçeneklerinde. O zaman şunu soralım.
çok fazla aşınmış olan dişlerde biliyorsunuz ki şeffaflaşma meydana geliyor. Evet. Bunları nasıl önleyebiliyoruz? Aşınmış olan dişlerde öncelikle bunu detaylı bir muayene sonucunda anlıyoruz. Yüzeysel bir aşınma varsa dolgular, çok daha artık artmışsa laminalar. Lamina da eğer kurtarmayacak durumdaysa ne yazık ki kronlarla yani dişi ufaltıp kaplamalarla biz bu aşınmaların tedavisini yapıyoruz. Bize göre bir skala var önümüzde yani. Evet. Hastanın diş aşınmasının derecesine göre tedavi planımızı belirliyoruz. Diş ağrılarında, şiddetli diş ağrılarında geleneksel çözüm odaklı olan annelerimiz genellikle dişlerimize karanfil, nane tarzında uygulamalar yapmamızı isterler ve dişin ağrısını kesmemizi isterler. Bunlar doğru uygulamalar mı? Evet, doğru uygulamalar. Tabii ki bunun dozu da çok önemli bu uygulamaları yaparken. Gerçekten karanfil çok etkili. Hatta bizim canımız olan özenol dediğimiz, yani bir karanfil özüdür aslında. Evet. Özenol dediğimiz tıbbi yağlarla biz hastaların diş ağrısını çözeriz. Ve bu anlamda, geleneksel anlamda ninelerimizin, annelerimizin bize söylediği yavrum dişin ağrıyorsa bir karanfil koy lafı gerçekten doğru oluyor. Evet. Ama tabii ki bazı hastalarımız bu karanfil koyma olayını çok abartıyorlar. Özenol evet bir yağ olabilir ama ciddi anlamda ağız içerisindeki mukozada tahrişe neden olabiliyor bazen. Hastalar özenol yani karanfil tahrişiyle bizim önümüze gelebiliyorlar. Yani diş ağrısını unutmuş oluyorlar ama diş eti tahrişine dönmüş oluyorlar. Evet. Bu anlamda tabii ki yani evde bu tarz uygulamalar yapabiliriz ama her durumda sonuçta bizler diş hekimleri sizin ağrılarınızı gidermek için varız. Ne şöyle bir şey var, pardon sözünüzü kestim. Buyurun. Tuzlu gargara işe yarıyor mu? Tuzlu gargara işe yarıyor mu? Yani ağrı kestiği biliniyor. Evet, yani şöyle, oradaki aslında tuzlu suyla gargarada hem az önce bahsetmiştim, ağız içi pH, asit oranını düzenlediği için hastada geçici bir rahatlama sağlıyor. Hı hı. Aynı zamanda diş etlerinde o gargaranın etkisiyle yemek artıkları ve sıkıntılı bölgedeki yemek artığı uzaklaştığı için hastada geçici bir rahatlama sağlıyor. Evet, yararlı. Yani tuzlu suyla gargara yararlı. Ama hazır yeri gelmişken şunu da belirtmek istiyorum. Diş çekiminden hemen sonra tuzlu su gargarayı kesinlikle önermiyoruz. Bunu özellikle söylemek istiyorum çünkü çok fazla hastam bu şekilde kendini zor durumda bıraktığı oluyor. Tuzlu suyla gargara lütfen çekim sonrasında yapmayın. 20'lik diş adında bulunan arka bölümde çıkan dişlerimiz, doktorlarımız şöyle diyor. Ağrılı bir sancılı bir dönem oluyor 20'lik diş çıktığında. Hı hı. İnsanlarda çok fazla ağrıya neden oluyor. Doktorlar şöyle diyor. Zaten çok zayıf bir diş ve ayrıyetten çok çabuk çürüyen bir diş. Hı hı. Hiç ağrısını çekmeye direktman çekimini yapalım tarzında söylemler oluyor doktorlarımızın. Bu doğru mudur? Veyahut bunun çekmeden ağrısını dindirmek için neler yapmalıyız? Şöyle söyleyeyim. Bir 20 yaş dişi eğer hastada şiddetli bir ağrı yaşatıyorsa %99 o bölgede bir yer darlığı söz konusudur. Hastanın evet. ağrı çekmesinin nedeni budur. Ve dolayısıyla yer darlığı olan bir 20 yaş dişi çıkarken çevre dokularda ciddi harabiyetlere neden olur. Ve ağızda daha öncesinde sürmüş olan bir alt azı dişini eritme potansiyeline sahiptir, çürütme potansiyeline sahiptir. Bu anlamda hekimlerimiz ve bizler bu doğru olduğunu düşünüyorum. Eğer hasta ağrılı bir şekilde kliniğimize gelmişse, yer darlığı varsa biz bu dişlerin çekimini kesinlikle öneririz. Ama hazır sürmüş bir diş vardır. Sadece bakımı zor diye bunu çeker miyim? Klinik duruma göre benim için bu anlam kazanır. Eğer hastanın 20 yaş dişi çürük olsa bile restore edebileceğim tarzda bir çürüğü varsa yani ben oraya bir dolgu yapabiliyorsam eğer o dişi çekmem. Keza sadece çürüğün dolguyla kurtulabilir olması da benim için önemli değil. Üstteki bir karşılığı varsa bu dişin, güzelce çiğnemeye bir katkısı varsa, ilerleyen dönemlerde bunu bazı çok eski insanlarda görüyorum. Hasta işte 70 yaşına gelmiş, bütün dişlerini çektirmiş ama orada 1-2 tane 20 yaş dişi bile hayat kurtarabiliyor. Hastanın konforunu sağlama noktasında evet. eğer bütçesel anlamda da hastanın implant yaptırmaya veya sistemik olarak implant yaptırmaya durumu yoksa, o zaman ağızdaki o 20 yaş dişlere bile protez yaptığımız oluyor. Bu anlamda klinik parametreler önemli kısaca. Klinik olarak dolgu yapılabiliyorsa, karşılığı varsa, hastada ağrısız yoksa, röntgenlerle de güzel bir görüntü varsa, bizi rahatsız eden bir görüntü yoksa evet. ben çekmiyorum açıkçası ama ağrı varsa çekiyoruz. Hazır implantlardan söz edilmişken şunu soralım. Halkımız implanttan çok korkuyor. Evet. Orada bir vidalama gibi bir durum söz konusu ve halkımız kesinlikle implanta karşı. Evet.
ve çok büyük bir korku içerisindeler. İmplant yapılmalı mı? Öncelikle şunu söylemek istiyorum. İmplant diş hekimliğinde bir devrim. Gerçekten evet. Bunu kabul etmek gerekiyor. Diş hekimliğinde bir devrim. Ama hiçbir yani hastanın ağzına ne koyarsanız koyun, ne kadar güzel bir şey yaparsanız yapın, hiçbir şekilde hastanın kendi orijinal dişinin yerini tutmaz. Öncelikle bu noktada anlaşmak gerekiyor. Tabii ki diş kayıpları varsa mecburen implant yapıyoruz. İmplant yaptığımızda da ciddi anlamda hastanın orijinal dişini birebir neredeyse taklit eden bir uygulama oluyor. Evet, minor bir cerrahi yapıyoruz hastada. İmplant cerrahisi yapıyoruz. Bu anlamda korkmakta haklılar ama tecrübeli ellerde doğru ilaçlar, implant cerrahisi sonrasında hastaya doğru ilaçlar uygulandığında hastalarımızda ağrı, sızı, şişlik, morluk yani onları rahatsız edecek hiçbir şeyi yaşamıyorlar. Doğru ilaç kullanımı önemli. İmplant sonrasında hastanın bunları birincisi hekimin tavsiyelerine dikkat etmesi, verdiği ilaçları doğru kullanması evet. Çok çok önem arz ediyor. Bu anlamda korkmalarına gerek yok. Küçüklerimizin süt dişleri dökeceği zamanlarda çok fazla güçsüzleşen dişleri çekerken annelerimiz, babalarımız, abilerimiz kapıya ip bağlar, öyle çeker veya elinde sallayarak çeker. Bunlar doğru mu? Bunlar doğru değil. Çünkü bilinçsiz anne babalarımız bu ip bağlayıp çekme sırasında en önemli sıkıntı çocukta bir ciddi bir psikolojik bir travma oluşturuyorlar. Evet. Travmanın dışında bu ip bağlayıp çekme sırasında sadece dişin üst kısmını kopartıp, çünkü dengesiz bir kuvvet uygulanıyor orada, üst kısmını kopartıp altta köklerini bırakabiliyorlar. Evet. Ve çocuğu daha güç bir durumla karşı karşıya bırakıyorlar. Onun için emin ellere kendinizi teslim etmek, çocuğunuzu güvenli bir diş hekimine götürmek daha mantıklı. SakaryaHaberdar.com'a diş hekimi Elif Kınalı bizlerin sorularını yanıtladı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bizleri ağırladı. Ben teşekkür ediyorum. Gerçekten çok mutlu oldum sizleri burada ağırlamaktan. Çok teşekkür ediyorum programınıza beni konuk ettiğiniz için. Biz teşekkür ederiz. İyi günler dileriz.